Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Muhterem kardeşlerim, Mehmet Bakıcı hocamla beraber sahur programımız devam ediyor. Kur'an-ı Kerim'in sureleri, kısa sureleri her gün birer ikişer tane olmak üzere anlatıyoruz. Dün El-Hakümü Tekâsür suresini hocam anlattı. Bizim şu anda içinde bulunduğumuz bir takım aldanmaları, meşguliyetlerin ne kadar tehlikeli, ne kadar lüzumsuz olduğunu hem Rabbimiz anlattı hem de hocam bize izah etti. Bugün de yine bunun bir nevi devamı gibi, tabii biz dünyayla meşguluz, haşır neşiriz, kendimizi kaptırmışız ama sonuçta bir yere gideceğiz. Kıyamet denen bir gerçek ile karşı karşıya kalacağız. Allah-u Teala bir başka surede El-Hakka, El-Vakı'a diyor. Yani kıyamet kesin kes gerçek. Acaba olur mu, olmaz mı, %1, %1000 ihtimal kurtulma şekli var mı? Hiç mümkün değil. Vakıa, gerçek, hakikat diye Allah-u Teala tekrar tekrar söylüyor. Kıyamet diye bir şey hepimizin başına gelecek. Biz bunu bizzat göreceğiz. Bundan kurtuluş yok. O zaman ne yapmamız lazım? Ona göre yaşamamız lazım. Kıyamete kendimizi hazırlamamız lazım. İşte Kur'an-ı Kerim'de kıyametle ilgili pek çok sure var. Pek çok ayet var. Zaten hocam daha önce söylediğim, Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de üç ana konudan bahsediyor. Bir, Allah kendisi. İki, peygamber. Üç, ahiret, kıyamet. Yani şu anda bizim okuyacağımız konu, Kur'an-ı Kerim'in üçte birini ihtiva eden bu kadar önemli bir konu. Ve Kur'an-ı Kerim'de kıyamet kelimesiyle ilgili, kıyameti anlatan pek çok tabirler, pek çok kelimeler var. Belki hocam biraz sonra onu anlatır. Ama bugün için bizim konumuz El-Kari'a diye başlayan sure. Bu surede de kıyametle ilgili bir takım sahneler anlatılıyor. Acaba Rabbimiz ne diyor? Bizi ne şekilde ikaz ediyor? İnşallah hocam anlatacak. Biz de dinleyeceğiz. İnşallah. Evet hocam, El-Kari'a diye başlıyoruz ama ben de az evvel söyledim. Kur'an-ı Kerim'de kıyametle ilgili çok kelime var değil mi? Allah-u Teala pek çok değişik lafızlarla, ifadelerle kıyamet hep bize hatırlatıyor. Başka başka kelimelerle, yani maksat unutmayın diyor. Kıyamet mutlaka olacak. Kulağımızı çekiyor, ikaz ediyor bizi, uyandırmaya çalışıyor. Buyurun hocam. Bismillahirrahmanirrahim. El-Kari'a, mel-Kari'a ve ma edrake mel-Kari'a. Hocam burada Kari'a. Evet. İza zülziletil arzu zilzaleha zelzele. Zelzele. İza vakatil vakıa. Vakıa diyor. Evet, vakıa. İktirabetis sa'a. Saat kelimesi geçer. Saat, evet. Kıyamet. El-Hakka. Evet, hakikat. El-Hakka, kıyamet. Mesela Tammetül Kübra diyor değil mi? Evet, Tammetül Kübra. Sakha. Sakha diyor. Evet hocam. Yevmül Hak diyor. Evet. Yevmül Tegabın diyor. Evet, bunlar hepsi öyle. Çok, yani daha, epeyce bir kelimeyle. Demek ki insanlar gafil olduğu için unutabiliyor, es geçebiliyor, her an dünyaya dalabiliyor. Allah Teala Kur'an-ı Kerim başından sonra değişik yerlerde hep kıyameti önümüze getiriyor. Gündeme getiriyor. Aman unutmayın diyor. Evet. Yani. Dikkat edin demek istiyor. Çok önemli. O zaman Kari'den biz başlayalım. İnşallah. Şimdi... Bak hocam, Allah nasip etti dün. Tekâsür'de bireysel ölümü, hatta zürtümül mekabir. Evet. Bireysel kıyamet. Burada ise toplumsal kıyamet. Hmm. Yani büyük kıyamet olmazdan önce de herkes zaten kendi kıyameti küçük yaşıyor. Kıyameti yaşayacak. Evet. Bu bir. İki, bir de toplumsal kıyamet olacak. Toplumsal kıyamet ne? Bütün dünyanın bir insanın ölümü gibi ölmesi demektir. Bir, dünyanın ölümü ya. Evet, dünyanın ölümü. Dünya dediğimiz gezegen de ölecek yani. Yedi kat semanın, güneşin, ayların, yedi kat semanın, her şeyin ölümü. Mesela İzeşşemsi Kübrat diyoruz. Evet. Güneşin defteri durulacak. Bitti. Güneş de bitecek. Yani. Güneş de bitecek. Ay da bitecek. Ay da dünya, bitecek. Sema, her taraf, evet, bitecek. Melekler de ölecek. Cinler de ölecek. İnsanlar da ölecek. Melekler de ölecek. Evet. Evet. Hatta bir tefsirlerin birinde anlatıyor. Küllü nefsin zâikatül mevt ayeti var ya. Evet. Her nefis ölümü tadacak. Bu ayet Muhammed Aleyhisselam'a gelince bu ayeti duyan, öğrenen melekler diyorlar ki, eyvah diyorlar, insanlardan ölmeyecek kimse yok. Yani her insan ölecek. Bu sefer Rahman suresinde küllü men aleyha fan ayeti iniyor. Bu sefer de diyorlar ki eyvah, cinlerden de ölmeyecek kimse yok. Kasas suresinde küllü şeyin halikün illa veçe,
her şey helak olacak Allah'ın dışında, eyvah diyorlar, bizden de helak olmayacak, ölmeyecek kimse yok. Allah'tan başka kimse kurtulamıyor. Evet. Sonuçta Allah ezeli, ebedidir. Kullu şeyin evet. Halikün. Her şey. Her şey. Şey kelimesi neyi ifade ediyorsa? Neyi ifade ediyorsa. Herkes her helak şey olacak, helak olacak. İlla veçe. Allahu Ekber. Evet. İşte bu Rabbim, bu sahibimiz, bu malikimiz. Evet, maliklik iddiasında bulunanlara da Rabbim kıyamet diyor. Hakimlik iddiasında, güç kuvvet iddiasında bulunanlara da hepimize diyor ki bakınız. El-Kari'a bir dikkat çekiyor. Bu Kari'a bilinmeyen bir kelime mi hocam şimdi? Herkes anlamadı bir kelime herhalde. Evet. O anda insanlar dikkat Allah'a bu neymiş demek. Hatta o dönemde Arapların bile az kullandığı, evet, ya da kullansa bile kıyametle ilgili kullanmadığı bir kelime ki. Evet. Aynı Kadir Gecesi gibi değil mi? İnne ezzele fi leyletil kadirdi Allah. Biz onu Kadir Gecesi'ne indirdik. Ama Kadir Gecesi neymiş ya Allah Allah? Hiç duymadık. Bunun manası neymiş? Allah izah ediyor. Şöyle şöyle gecedir diye. Burada da Kari'a diyor. Büyük İnsanlar bir ses, büyük bir bela ama ne bu? Mi? Ama nasıl bir ses, nasıl bir gürültü? Arkasından Allah Teala izah edecek. El-Hakka, Mel-Hakka, evet, ve ma-edrake Mel-Hakka. Aynı orada da. Buradan şunu da anlıyoruz. Kur'an-ı Kerim'in ilk tefsiri yine kendisi değil mi hocam? Evet. Yani bir başkasından önce Kur'an kendi izah ediyor. Evet. Arka arka böyle gelerek. Bak El-Hakka, gerçekleşecek olay ne? El-Kari'a, başa gelecek bu büyük bela, büyük gürültü, patırtı ne? Mel-Hakka, Hakka nedir? Ve ma edrake Mel-Hakka, Hakka nedir bilir misin? Bu Türkçe'de imla işaretinde bir ünlem işareti var. Burada herhalde böyle bir ünlem kullanmak gerekiyor. El-Kari'a, Allah Allah, Kari'a. Neymiş ya bu? Herkes merak ediyor, dikkat ediyor. Arkasından dikkatle dinleyip Kari'a ne olduğunu anlıyoruz ya. Evet. Elhamdülillah. Ya Rabbi bize öğret ya Rabbi. Şimdi Rabbim öğretmese biz neden öğreneceğiz? Tabii. Yani El-Kari'a, Mel-Kari'a, El-Hakka, Mel-Hakka deseydi. Arkasını getirmeseydi. Getirmez. Ne yapacaktık? Yevme yekûnün nâsü kel ferâşil mebthûs. İzah başlıyor değil mi evet. Hocam? Ve tekûnül cibâlü kel ihnil menfûş. O gün insanlar ateşin etrafında dolaşan pervaneler gibi şaşkın, ne yapacaklarını bildikleri yok, ateşe doğru gidiyorlar. Ya Rabbi sen bizi koru ya Rabbi. O gün insanlar şaşkın, ne yapacaklarını bildikleri yok. Hocam bu sokak lambaları olarak gece karanlıkta yanarlar. Ona baktığım zaman bazı sinekler, epelekler, kelebekler, bir takım şeyler dönüşürler. Evet. Bu da öyle bir şey mi anlatıyor Allah? Ona mı benziyor? Biz ya? Az biliriz değil mi? Bizim küçüklüğümüzde yoktu çünkü. Lambalar, idareler vardı evet, ya. Evet. Daha küçüklüğümüzde vardı. Doğru. O yazın, o bütün sinekler, kelebekler onun etrafında dolaşıyor. Küt. Ondan sonra ölür gider. İnsan da aynen o şekilde. Kıyamet kopuyor. Ki ayrıntılı bilgiler, tekvir, tekvir, infitar, inşikak, işte vaka gibi surelerde de gelecek inşallah. Burada sadece hatta şeyde inne yemel fasl, evet, ammede falan hepsinde gelecek inşallah naziattan. Yani kıyamet kopmaya başladığı zaman, dağlar yürütülmeye başladığı zaman, güneş görevini bitirip dürülmeye başladığı zaman, denizler kaynamaya başladığı zaman insanın zaten ne aklı kalır ne firaseti kalır, bitti. Şaşkın şaşkın bir sağa gidiyor bir sola gidiyor. Şaşırdı. Yani ufacık bir bela musibette şaşırıp kalmıyoruz biz. Ya Rabbi sen bizi koru. Yani 3-5 saniye mi oluyor depremler bilmiyorum. Rabbim gazap etme bize ya Rabbi. 3-5-10 saniyelik bir depremde ne oluyoruz? Ufacık bir sarsıntıda ne oluyoruz? Ayağımıza diken bassa ne oluyoruz? Şaşırmıyor muyuz? Ve üzerimizdeki dünya yıkılıyor. Altımızdaki dünya kayıyor. Ve bütün şehirler dağların üzerine bina edilmiş. Az çok. İşte Konya Ova gibiyse de denizden 1000 metre yukarıda. Evet. Efendim öbür tarafta Tokat 700 metre yukarıda. Başka Bursa diyelim 100-200 metre yukarıda. Yani deniz seviyesinde bile deniz kenarında olan şehirleri Antalya'yı, İstanbul'u, Sinop'u düşünün. Onların da hemen bakıyorsunuz dağlar. Hemen yanına dağ başladı. Toros dağları Akdeniz'in baştan evet, başa zaten. Bütün şehirler, bütün ülkeler, bütün dünya
dağların ve toprakların üzerinde ve tekunul cibalu kel ihnil menfuş, dağlar ise atılmış yün gibi. Atılıyor. Hocam bir Ağrı'dan yükseklik 5-6 bin metreden bahsediyoruz. Evet. 5-6 kilometre yani. Evet. O koskoca dağ kütlesi evet. Pamuk gibi olacak. Evet. Her tarafa dağılacak ya. Toroslar öyle. Çok acayip bir görüntü. Evet. Himalayalar öyle. Acayip, acayip. Evet. Dağlar atılmış yün olacak. Sonra kum yığını haline gelecek. Hangisi önceyse. Sonra gidecek. Serap olacak. Peki dağlar atılır da, dağlar yok olur da, dağlar biter de, dağın üzerindeki şehirler, ülkeler, silah rampaları, uçak pistleri, fabrikalar, tekasür nerede? Hepsi sıfıra indi, bitti. Tekasür nerede? Dağlar yürütülmeye başladı. Beyzel cibalü süyirat. Dağlar yürütülmeye başladı. Bir başka ayette dağlar yeryüzünün çivisi diyor. Çivisi evet, çıkıyor dünyanın. Çivisi çıkıyor. O zaman her şey paldır küldür, gele yığılır kalır. Evet. Ya. Dağlar yürütüldü mü bu sefer denizler, ki dünyada denizler daha çok herhalde. Evet. Karalara hücum ediyor. Güneş zaten görevi bitmiş. Bir de arkasından ve izel biharı sütçür hatıracağım. Evet. Denizler tutuşacak, yanacak diyor ya. Dağlar yürüyor, denizler tutuşuyor. Güneş bitiyor. Güneş bitiyor. Çok acayip bir manzara ya. Evet hocam. Korkunç bir manzara ya. Ya Rabbi. Allah korusun. Bu kıyametin kopuşu an herhalde Müslümanlar görmeyecek bir şey, öyle mi hocam? Evet hocam. Hadislerde öyle geçer. Allah aşkına eğer Müslüman olarak alırsak, evet, ölürsek o kötü manzara görmeyeceğiz. Evet. Ama kafirler bunu bizzat tadacak, evet, görecek, yaşayacak. Evet. Daha azap, kıyamette girip de hesap kitap başlamadan dünyadayken azap görmeye başlayacaklar. Evet. Ölüm şekilleri bile, dünyadan ayrış şekilleri bile müthiş olacak yani. İşte İsa Aleyhisselam'ın yeryüzüne inmesi, Deccal'ı öldürmesi, Yecüc ve Mecüc'ün bütün dünyayı istila etmesi, sonra onların ölmesi, güzel günlerin yaşanmasından sonra Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem anlatıyor. Bir rüzgar esecek, dünyadaki bütün Müslümanların ruhunu kabzedecek. Hmm. Dünyada hiçbir Müslüman kalmayacak. Yeryüzünde kafirler kalacak. Onlar da en azgın insanlar gibi azgınlaşacaklar. Yani her şeyiyle azgınlaşacaklar. Onların üzerine de işte kıyamet kopacak diyor Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Rabbi bizim üzerimize kıyamet koparma. Bize gazap etme. Bizi Müslümanca yaşat, Müslümanca öldür ve cennete götür. Evet, ayağımızın altındaki dağlar yürütülüyor. Hallaç pamuğu gibi atılıyor ve kum yığını oluyor ve sonunda serap, yani yok. Bitti. Ya, dağların altı da boş değil. İçinde madenler var, petroller var, altın var, gümüş var, bakır var. Onlar ortak yere saçılacak belki de. Evet. Ama hepsi benim olsa kaçacağız her ya. Evet. Evet hocam, o da ne diyecek? Ve ahrecetil arzu etkaleha. O da zelzelede. Doğru, o da aynen gelecek ya. Gelecek hocam. O kadar içindeki maddeler dışarıya fışkıracak ya. Dağlar böyle yürütüldüğü zaman, halaç pamuk atıldığı zaman, evet, içindeki dışına çıkacak ya. Ben bir bakacağım ki orada 10 ton altın var. Ama 10 değil 100 olsa ne olacak yani? Tam boşup da çuvarı doldursam, çekmeceyi alsam öyle bir mecerim olmayacak yani. Beydel ışarı ottelet. En kıymetli develer. Kıymetli develer terk edecek. Altın, gümüş, o elmas. Evet. Bugün dünyanın elmaslarını toplamış değil mi İngiltere? Bütün dünya petrollerini sömürüyor, Amerika, Rusya kimse. Kim hangi zenginlerse. Hatta kıyamet günü hatırlasın, size daha önce anlattınız. Bütün bunların hepsi bir insanın olsa, onun gibi bir misli daha olsa, onun hepsini Allah fidye olarak verirse, al bunlar senin olsun da beni cehennemden kurtar diye. Allah onu ne yapsın zaten? Yaratan Allah yani. Allah ihtiyacım var yani. Bütün dünyanın malı fidye olarak verirse, evet, insan yine kurtarmaya olsa, yetmiyor yani. Dünya kadar altın. Evet. İki dünya. Değil bütün mi? Dünyanın altınları, madenleri, petrolları, dağları, ovaları, yaylaları. Hepsi. Ve bütün dünya insanlığını. Ve menfil ardı cemiyan. Evet. Siyasal çokluk ya da kavim kabile çokluğu. Allah bizi korusun. Bütün Müslümanlar için dua edin. De diğer insanlara da dua edelim. Onlar da Müslüman olsunlar. Yalvarıp yakaralım. Bir adam düşünün ki 7-8 milyar insan onun kulu kölesi. Onun adına yaşıyorlar. Onun adına ömür sürüyorlar. Onun adına ölüyorlar. Yarın o adam Müslüman olarak ölmezse
7-8 milyar insanı feda edip ya Rabbi bunlar cehennemlik olsun da ben kurtulayım diyecek ama kurtulamayacak. Dünya kadar altın, bir dünya, iki dünya hepsi boş. Femma men fekulet mevazinuhu fehüve fî işetir râziye. Ve emmâ men haffet mevazinuhu fe ümmühü hâviye. Diyor Rabbimiz Teala. Ayetin sonunda okuyayım. Ve mâ edrâke mâ ye nârun hâmiye. Ve şimdi kıyamet koptu. Birdenbire Rabbimiz bu surede mahşere geçti. Mizana geçti. Mizana geçti. Evet. Şimdi kıyamet koptu. 40 zannedersem yıl mı, gün mü, ne kadar insanlar kalacak. Hatta bu 40 yıl mı, gün mü kaldığı zaman bir anlamda o güne kadar kafirse cehennem hayatı yaşadı kabrinde, Müslümansa cennet hayatı yaşadı ama kıyametten sonra yeni bir düzen, yeni bir hayat. Herkes uykuda. Herkes uykuda. Kıyametle dirildikleri zaman bizi bu rahattan kim diriltti diye bundan dolayı diyecekler. Yani kıyamet kopuncaya kadar herkes bir hayatı yaşayacak. Kıyamet kopacak, bütün ins ve cinler, zaten hiç kimse kalmadı, ölecekler. Belli bir müddet sanki uykuda sakinleşecekler. Sonra Rabbimiz Teala İsrafil Aleyhisselam'a ilk önce onu diriltecek, suru ona verecek, o da üfürecek ve herkes yerden çıkan bit gibi ayaktayız. İşte biraz önce veya dün mü anlattık, bu surede mi veya önceki surelerde mi, herkes çırılçıplak dirilecek. Nasıl yaratılmışsak kema halaknakum evvele merra furada, kendi başımıza ayaktayız, Allah'ın huzurundayız. Ve hesap başlayacak. Hatta hesabın başlamasıyla ilgili olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin uzun bir hadisi var. Bu olayı anlatan. İnsanlar sıkıntılı, perişan, herkes derdine düşmüş. Toplanacaklar hesap başlasın bari diye. İşte Adem atamıza gidecekler. Ya ey atamız Adem, ey babamız. Sen babamızsın, ilk peygambersin, Allah'ın eliyle yarattığım dediği kimsesin. Rabbimize yalvar yakar da hesap başlasın diyecekler. O ben bu konuda yetkili değilim çünkü ben Rabbimin bir emrine karşı geldim diyecek. Onu, o Nuh Aleyhisselam'a gönderecek insanları. Ona gidecekler, ben yetkili değilim diyecekler. Ayrıntılı bilgileri okuyun inşallah hadis kitaplarında. Sonra İbrahim Aleyhisselam'a gönderecek. O da ben yetkili değilim. Musa Aleyhisselam'a gönderecek. Aynı ben yetkili değilim. İsa Aleyhisselam'a gönderecek. Ben yetkili değilim. O da Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e gönderecek. Ve Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem Allah'ın dilediği şekilde Allah'ın huzurunda secdeye kapanacak. Allah'ın öğrettiği şekilde onu övecek, yüceltecek, yalvarıp yakaracak ve hesap başlasın diyecek. Ve hesap başlayacak. Hesapta hakim ve malik Allah. Allah bir başka ayetinde vel veznu yevme idinil hak diyor. Ve kudiye beynehum bil hak. Yani o gün tartı haktır. Gerçektir. Yani hiç kimse ve hum la yuzlemun, zulme uğratılmayacak. O gün adaletli hakim Allah'tır. El adil olan Allah, el adil olan Allah hükmünü de adaletli olarak vereceğini bize söylüyor. Kimseye haksızlık etmeyecek. Zerre kadar iyilik ve zerre kadar kötülük ihmal edilmeyecek. Peki bu tartılar nasıl yazılacak? Dilerseniz önce bu tartıların bu dünyada bu defterlerimize nasıl yazıldığını ben bilebildiğim kadarıyla Kur'an'dan ve hadisten anlatmaya çalışayım. Biliyorsunuz Allah-u Teala lillahi ma fis semavati vel ard veya mema fil ard amenna rasulü ayetinden önceki ayette Allah göklerin yerin sahibi Allah'tır. Her yaptığınızdan, her düşüncenizden, yanlış olmasın, kafa karışık olmasın,
Yuhasibkum bihillah. Ve tübdü ma fi enfusikum tuhfu yuhasibkum bihillah. Açıklasanız da gizleseniz de Allah size onlarla hesaba çekecek. Evet. Şimdi bu sahabinin de hatta zoruna gittiği, yani kalbimize o kadar hatıralar geliyor ki. Ondan da mı hesaba çekecek? Ondan da mı hesaba çekecek? Kafamdan bir düşünce geçiyor, bir hayal geçiyor. Evet. Yapmıyorum ki, ama hayal sadece. Utanırız yani en yakınımıza söylemekten utanırız bu hayallerimizi. İşte Rabbimiz Teala gücümüzün dışında sorumlu olmadığımızı la yükellifullahu nefsen illa vüs'a dedi. Müslümanları rahatlattı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu konuda bize şöyle bir bilgi verdi. Yani o gün arkadaşlarına, sahabesine ve kıyamete kadar hepimize. Bir Müslüman dedi. Yani şimdi femen segulat mevazini var ya, ne tartılacak? Buradaki defterler tartılacak. İyiliklerimizle kötülüklerimiz tartılacak. Şimdi bunlar basbayağı bir birim. Artık bunlar ağırlık mı olacak, hafiflik mi olacak bilmiyoruz ama nasıl bugün bir terazi var, işte elma, armut, patlıcan, biber tartıyoruz. Bu modern elektronik terazi değil terazi, öteki esas ana terazi. Şimdi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, bir kimse, bir Müslüman bir kötülüğe niyet eder de, o niyet ettiği kötülüğü yapmazsa ona bir sevap. Niyet ediyor ama yapmıyor. Yapmadı bir sevap. Yapmadığı için bir sevap. Bir sevap. Evet. Bir kötülüğe niyet eder, yaparsa bir günah. Günah. Bir kötülüğe niyet eder, yaparsa bir günah. Bir iyiliğe niyet eder, yapmazsa yine bir sevap. Niyet eder, yapmazsa. Da yine bir orta sevap. Yapmış bir şey yok, yok ama niyetinden dolayı sevap, evet, alıyor. Kötülükten vazgeçip nasıl sevap alıyorsa, evet, iyilik. Müslümanın lehine bu durum var, evet, değil mi? Yine bir Müslüman bir iyiliğe niyet edip yaparsa 1'e 10, 1'e 700 ve akla hayale gelmedik farklılıklarla Rabbim değerlendiriyor. Şimdi hani başka ayetleri de femen yamel miskale zerratin var ya. Hayran yılan. İnnallah la, hani Lokman Aleyhisselam da oğluna hardal tanesi kadar miskale habbetin dedi ya. Yani bak her şey yazılıyor bir ilk önce. Ama ya, silinenler yazılmıyor. Zerre kadar değerlendirme var. Kötülüğe niyet etti de değerlendirdi. Yaptı da değerlendirdi. İyiliğe niyet ettirdi. Yapmadı. Ve bir Müslüman kötülüğe niyet etti ve yaptı. Bir günah yazıldı. Bu günahtan sonra eğer tevbe eder ya da bir iyilik yaparsa bu günah siliniyor. Hmm. Bir Müslüman bir günah işledi ve yazıldı. Ama bu yazılan günahtan sonra tevbe eder ve iyilik yaparsa innel hasenat yuthibne seyyiat. Hani bir Müslüman anlatıyor ya, Rabbi surallah şöyle böyle bir şeyler yaptım. Namaz kıldın mı sen bizimle beraber kıldın? Onu siler, siler. Ama bir Müslüman bir iyilik yaptıktan ve bu iyilik buraya yazıldıktan sonra bir kötülük yaparsa bu iyilik silinmiyor. İyilik kalıyor. Bu iyilik ne zaman silinir? Bu iyilik ne zaman silinir? Belki sona doğru gelecek bu ama ben şimdiden söyleyeyim. Bu tartılar yapıldı. Bir Müslümanın sevabı çok oldu ve cennete gidecek. Dur den. Bu sefer Allah'ın hukukuyla cennete gitti. Bu sefer insanların hukuku gündeme geldi. Hani bilirsiniz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam müflis kimdir diyoruz arkadaşlarına, sahabilerine. Onlar da diyorlar ki ya Resulallah müflis bizde malını mülkünü kaybeden adam. Yok diyor. Müflis o değil. Dünya hayatında ona sövmüş, ona hakaret etmiş, onun hakkını yemiş, onun malını çalmış, ona şunu yapmış, ona bunu yapmış. Bir sürü hak hukukla ahirete gidiyor. Ama bu arada bu adamın güzel amelleri de var Allah'a karşı. O amellerle cennete gidecek. Tam cennete gidecekken dur deniliyor. Hak sahipleri geliyor. Hak sahipleri bu adamdan haklarını alıyorlar. Ne alacaklar? Mal yok, mülk yok. Sevabından alıyorlar. Ve nihayet adamın sevabı bitince hala hak sahipleri varsa hak sahiplerin günahlarından bu adama yükleniyor. İşte müflis budur diyor. O da çok kötü bir durum hocam, değil, evet, mi? Allah korusun. O zaman dünyada kul hakkına riayet etmek, evet, gerekiyor. Çok önemli.
Allah belki affeder. Daha önce anlatsın, çok merhametlidir. Evet. Rahmandır, Rahim'dir ama burayı, bunlar zaten ihtiyacı var. Kendisi de muhtaç olduğu için, evet, affetmeyebilir. Yani. Kendi cehenneme gidecek adam, yani, hiç olmazsa hazır bir şey gelmiş. Oradan bir şey alsın, kendini kurtarsın. Evet. Yani. Niye versin sana iyiliğini? Evet. Niye versin? Ne ana oğluna verir, ne baba kızına verir, ne, evet, karı kocaya verir. Çünkü Allah korusun, cehennemlik olan bir ana kızlarını, cehennemlik olan bir baba oğullarını, kızlarını, bir oğul anasını babasını, ya Rabbi bunlar cehenneme gitsin de beni kurtar diyecek. Böylece onları cehenneme atmaya razı olacak. Allah bizi affetsin. Yani müflis bu. Cennete gidiyor. Şunun bunun hakkıyla gitmiş. İşte bu iyilikler o zaman siliniyor. Allah bizi korusun. Allah bizi korusun. Allah bizi korusun. Şirk olmadığı sürece bunlar devam ediyor. Ama bir insanda Allah'a ortak koşmak var mı? Burası sevapla da olsa, burası da günahsız da olsa, burada günah da olsa, burada sevap da olsa bir anlam ifade etmez. Yallah. O matematikte sıfırla çarpmak var değil mi? Evet. Bir tarafta çok büyük iyilikle de olsa şirk oldu mu hepsini götürüyor. Şirk oldu mu geçmiyor. Ne demek şirk? Allah'a yetki sınırlaması getirmek. Evet, Allah var. Bak, namazı da var, kulluğu da var. Allah var ama şu işi bilmez. Ekonomiyi anlamaz, siyaseti anlamaz, hukuku anlamaz, mirası anlamaz. Aile reisinin kadın mı erkek mi olacağını bilmez. Dünya değişti. Modern dünyada artık Allah'ın yetkisi yok gibi felsefeler adamın bütün güzelliklerine götürüyor. Ve ahirete şirkle gitti mi bir adam, bir insan, artık onun defterleri yok. Belki femmamen kaffet mevazinuhu de budur. Şirkle gitti ve selam. Ya Rabbi sen bizi koru ya Rabbi. Dünya üzerinde ise Allahu Teala bir insan hangi günahta olursa olsun o günahını için tevbe istiğfar ederse Allah onu affediyor. Hayatta olduğu sürece bir insan, Allah'a tevbe ettiği sürece bir insan, Allahu Teala'nın onu affetmeyeceği düşünülemez. Hangi günah olursa olsun, içki, kumar, zina, fuhuş, faiz, her şey var. Hatta şirk de var bir adamda. En büyük günahlar da var, isyan da var, küfür de var. Ya Rabbi ben sana döndüm, ben Müslüman oldum. Senden başka ilahım yok. Peygamberim Muhammed Aleyhisselam, senin kitabına inandım dedi mi, hatta sıfır diyor. Sahabilerin pek çoğu önceden müşrikti, putperestti, zina da yaptılar, fuhuş da yaptılar, her şey yaptılar. Evet. Ama sonuçta en üst rütbe eriştiler. Evet. Sahabi oldular. Biz onlardan bahsederken radıyallahu anh diyoruz. Yani. Allahu o mertebeye çıktılar. Yani. Evet. Şimdi bu şekil yazıldı. Bu şekil tartıya geldi. Bir Müslüman 100 üzerinden 51 ile cennete gitti. Bunu niye söyledim? Şimdi Müddessir suresinde Allahu Teala diyor ki küllü nefsin bima kesebet rahine. Her nefis kazancının rehinidir. Her nefis kazancının rehinidir. Ne demek? Her nefis ne kazanmışsa onun karşılığını görecek. 90 iyilik yapmış, 10 kötülük yapmışsa bu ayete göre 10 günah, işte buraya 10 yazılmış. Buraya 90 yazılmışsa 10 tane günahının cezasını görecek demektir. 99 1 görecek. 51 49 görecek. 30 70 adalet bunu gerektiriyor değil mi hocam? Evet. Sonuçta adam yapmış. İyi veya kötü oraya yazıldıysa yani her bir şeyde karşılık, evet, görecek. Yine Amin Resul'de geçiyor biliyorsunuz. Leha ma kesebet ve aleyha mektesebet. Adalet bu. Evet. Ama müjdeye bakın. İlla ashabel yemin. Ancak defterlerini sağdan alanlar. Yani 100 üzerinden 51 ile 49'u geçenler 49 silinecek. 60 ile 40, 40 silinecek. 70 ile 30, 30 silinecek. Yani Allahu Teala sevabı günahından bir fazla olanın bütün günahlarını bağışlıyor. O İnşallah yanlış söylemiyorum. Rahmeti gösterdi mi, evet, hocam? İnne rahmeti galebet gazabi. Evet. Hocam vaktiyle bir hoca efendi oturmuş. Bir nefes alın da ben bir şey anlatayım size. Buyur hocam. Böyle insanlara Allah'ın rahmetinden, merhametinden bahsediyormuş.
Arkadaş demiş, Allah öyle rahmetli, öyle merhametli, öyle affedici ki demiş. Uzunca bir ki çekmiş. Millet böyle dikkat kesmiş. Allah 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 ne kadar merhametli. Şöyle bir dinlerim diye. Hoca efendi durmuş durmuş. Yok söylemeyeceğim demiş. Eğer bunu arkadaşlar söylesem siz namaz abdesti bırakır gevşek arasın demiş. Yani. Allah ama evet. Siz bilin ki Allah o kadar merhametli demiş. Yani. Evet. Hakikaten söylememiş de. Ama anlaşılıyor zaten. Sizin anlattığınız bunun en güzel örneği yani. Burada 49'a 51 olsa Allah o birin hatırına belki 49'a hepsini silip atıyorum. Bir fazla diye merhameti geçtiğini gösteriyorum. Gazabını geçtiğini gösteriyorum. Elhamdülillah. La ilahe illallah. Şirksiz. Diyene. Mesela bazı kelimeler var. Yine hadiste de geçiyor. Belki dile söylemesi çok hafif. Başlıca söylemiş. Sübhanallah, elhamdülillah der geçeriz. Ama mizana kondu mu ona çok ağır basıyor. Yani. Belki yüzlerce günahı havaya kaldırıyor. Kendi başına ağır basıyor. Evet. Müslüman hep lehine bu işler. Yani. Evet. Biraz kafayı çalışırsak, biz Allah'a bir adım atsak o bize çok daha yaklaşacak yani. Evet hocam. Allah razı olsun. Ama şirk yok. Şirk tabii. Evet. Olmaz. Hakim Allah, Malik Allah, Vekil Allah, Şafi Allah, Yaratan Allah. Yani bu alemin tek Rabbi, tek ilahı Allah var. Ondan sonra günahlar zaten affediliyor. Bu olmadı mı? Allah var ama işte dünya devletler, hükümetler, siyasal güç, ekonomik güç, sağlık gücü, dinsel güç. Yani dini din adamlarına, ahlakı ahlakçılara, ekonomiyi ekonomistlere, siyaseti siyasetçilere, hukuku hukukçulara verip Allah'a da sen kenarda otur dedik mi işte bu iş olmuyor. Aman buna dikkat edelim. Ve sonra illa ashabel yemin. Ashabul yemin. Yani Allah-u Teala günahdan iyilik fazla olduğu zaman siliyor. Peki burayı nasıl değerlendiriyor? Daha takip edelim inşallah. Diyelim %51 ile bir Müslüman. %60 da bir Müslüman, %70 de bir Müslüman cennete gitti. Allah-u Teala o cennetlik Müslümanın ameline bakacak. 51'lik, 60'lık, 70'lik, 90'lık amele bakacak. O amelinin içinden en güzeli neyse onunla ona mükafat verecek. Allah Allah. Bu da ayrı bir avantaj. Ya. Evet. Yani amelinde birinin bir cesaret var. Birinde vefa var. Birinde cihat var. Birinde kulluk var. Birinde ahlak var, İhlas birinde var, namaz samimiyet var, samimiyet var. Birinde birinin orucu çok güzel. Yani bir yerden Allah-u Teala tutuyor, onun amellerinin içinden en güzeline bakıyor, bütün hayatını öyle yaşamış gibi değerlendiriyor. Sanki Allah bahane arıyor değil bahane mi? Bahane arıyor hocam. Bizi affetmek için, bize iyi mertebeler vermek için oradan buradan bahane arıyor. Bahane. Hep bütün parametre bizim lehimize yani evet. Sonuçta. Daha devam edeyim. Daha bitmedi mi? Yok. Devam edeceğim. Diyelim ki 60'ta bir Müslüman cennete girdi. Babası 70'te girdi, dedesi de 80'le girdi. Dedesinin derecesini aşağıya almadan oğlunun ve torunun derecesini de dereceye yükseliyor. Allah Allah, Allahu Ekber. Evet. Allahu Ekber. Hem ne Allahu Ekber. Hakikaten. Evet. Dedemiz, atamız İbrahim Aleyhisselam. Değil mi? Tabii. Allah. Yani cennete girmeye bakalım. Cennete girmeye bakalım. Girdik mi bu iş kolay. Yani bu dünyada şirksiz, samimiyetle Müslüman olmaya bakalım. Ve bütün insanları da buna davet edelim. Sadece cennetlik biz olalım demeyelim. Cennet çok geniş. Bugün 7 milyar insan cennete girse sevinin. Çünkü o cennete koşun ki cennetin genişliği gökler bir yer kadar. Uzunluğu ne kadar bakalım. Sadece 1. kasyamada ne kadar yıldız var? Bunlar hepsi cennet olacak. 7 kasyama. Ve çabamız bu olsun. Ya Rabbi bu kullarına merhamet et. Cennetlik et ya Rabbi. İnadına cehenneme gitmek isteyene de o Allah'ın bileceği bir iş. Ama biz yalvarıp yakaralım. Biz cennetliyiz. Bizim dışımızda kimse cennetlik değil demeyelim. Zaten insanlar Müslüman olursa cennete gidecek. Kimin Müslüman olduğuna da Allah karar verecek. İşte kimin defteri böyle olursa fehüve fî işetin radiye. Allah. Razı olan, öyle mi? Razı olan bir insanın yaşadığı bir hayat. Allahu Ekber. Allah ondan razı. O Allah'tan razı. Radiyallahu anhum ve radu an. Raziyeten merziye. Raziyeten merziye. Ve işetin radiye. Keyif. Cennet artık gözün görmediği, kulağın işitmediği, kalbin hatır ve hayaline gelmeyen nimetler. Erkekler belli bir yaşta genç, hem kaç erkek gücünde.
Kadınlar mükemmel güzel, huriler mükemmel güzel. Bir Müslümana en aşağı iki dünya kadını var. Hurilerden dilediği kadarıyla beraber olma hakkı var. Genç, güçlü, güzel, sıkıntı, dert yok. Bal, süt, şarap, su ırmakları. Her bir Müslümana bir Nil bal akacak, bir Fırat şarap akacak, bir Dicle süt akacak, bir Seyhan su akacak ve herkes bir ırmaktan, bir Nil'den, bir Fırat'tan değil, her bir Müslümana bir Nil, bir Fırat. Çünkü cennette en son girecek olan bir Müslümana belki 10 kat, belki 40 kat karşılık verilecek. Akla hayale gelmedik nimetler, saraylar, köşkler, zebercet, inci, altın, gümüş. Oo, yani burada kaybettiklerimizin hepsi, burada Allah adına harcadıklarımızın hepsi orada ebediyen mülk olarak karşımıza çıkacak. Hocam özellikle Ramazan'da bunu düşünmekte fayda var değil mi? Belki bu yaz gününde oruç tutuyoruz. 15-16 saat aç kalıyoruz. Susuz kalıyoruz. Allah'ın yarattığı nimeti, ekmeği, suyu, meyveyi, sebzeyi yemiyoruz. Dilimiz, damağımız kuruyor. Ama bu geçici ya. Bir 30 evet. gün Ramazan'da yine akşam yiyoruz. Diğer 11 ay boyunca yiyoruz. Ömür boyu yiyoruz. Sadece belli bir süre Allah için kendimizi tutuyoruz. Ama onun karşısında siz dediğiniz gibi ne kadar nimetler, zevkler, safalar, raziye diye Allah'ın razı olduğu, bizim razı olduğumuz en güzel nimetler bizi bekliyor. Yani. Demek ki oruçta da bunları düşünmekte fayda var. Biz geçici bir süre sabrediyoruz ama karşında sınırsız nimetler, mükafatlar arıyoruz. Allah'a şükür diyorum. Hatta hocam bunun en üst düzeyini anlatayım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki dünyanın en sıkıntılı hayatını yaşayan, bak en sıkıntılı, bugün Müslümanlara acıyor herkes. Hele bizler oturduğu yerden Müslümanlara acıyoruz, Müslümanlar şöyle oluyor böyle. Dünyanın en sıkıntılı yaşayan bir Müslüman yarın mahşerde cennete bir sokup çıkarılacak. Dünya nasıldı denilecek, çok güzel diyecek. Allah Allah. Dünyanın en keyifli hayatını bak. En zengin, en güçlü, en keyifli hayatını yaşayan bir kafir de cehenneme bir sokulup çıkılacak. Dünya nasıl denilecek? Berbat diyecek. Ya o zaman kıyaslanmayacak kadar kıyas farklı ya. Hocam hiç. Oruçtaki orucu geç. Evet. Allah korusun bugün dünyada şehide edilenler, öldürülenler, zindanlarda çürütülenler, şu bu. Yani gerçekten sıkıntının en üst düzeyinde olan, Allah bizi böyle imtihan etmesin, biz zayıfız. Amin. En aklı hayali gelmedik sıkıntılar yaşayan bir Müslüman cennete sokulup çıkılacak. Dünyan nasıl da dünyan keyif diyecek, keyif. Öteki yani 100 yıl, 200 yıl, 1000 yıl keyif yaşamış. Yani aklı hayali gelmedik güzellikleri yaşamış. Kendince cehenneme bir sokulup çıkılacak, geçmiş olsun. Dünya nasıldı, berbat. Ben mamen haffet mevazinuhu. Geçelim hocam öbür tarafa çünkü cehennemde var sonuçta. O da kabul etmek lazım. Ve emmâ men haffet mevâzînuhu. Kimin de tartısı hafif gelirse. Yani cehennemlik bir amelle Allah'ın huzuruna giderse. Müslümansa cehennemlik bir amelle Müslümansa cehennemde cezasını görür. Allah'ın izniyle kurtulur bir şekilde. Ama cehennemlik olan kimse Müslüman değilse fe ümmühü haviye, onun anası haviyedir. Bu ne demek hocam? Anası Haviye. Yani ona kucak açacak, onu kucaklayacak, ona yani ana merhamet sembolüdür. Kucak açandır. Şefkat sembolüdür. Ama ona Haviye kucak açacak. Onu ana gibi kucaklayacak. İyice sıkıştıracak. Haviye kucaklayacak. Gel yani, bakayım ben sana bir yapayım diyecek. Gel benim yavrum, kuzum diyecek. Kim? Cehennem. Peki ve madrake mahiye, peki Haviye nedir? Narun Hamiye. Kızgın ateştir. Bir ateş. Allah ya Rabbi. Yani cehennemlik olanın anası cehennem ateş. Yorgan ateş. Yatak ateş. Böyle bir hayat. Her taraf ateş ya. Tost makinesi gibi. Altı ateş, üstü evet. ateş. Arada insan yanacak, mahvolacak. İşte Hümeze'de okuduk. Allah bizi korusun. Kapalı yerler, bağlanılmış yerler. Evet. Yiyecek içecekler diken, zakkum, faydası olmayan şeyler. Ya Rabbi sen bizi koru ya Cennet. İçecekler gıslin, irin, kaynar su. Bir kaynar su içecek ki içer içmez bedeninde ne varsa bağırsaklar, içindeki bütün organlar dışarı çıkacak. Deriler kavrulacak, yeniden deriler gelecek. Ölmek isteyecek, ölüm her zaman onu
kuşatacak. Yani dünyada o azabın milyonda biri olsa o adam anında ölür, dünyanın hepsi ölür. Ama orada ölüm de yok. Böyle bir hayat işte. Ey ölüm, neredesin, gel beni kurtar diye bağıracak. Yalvarıp yakaracaklar. Melek, Malik, cehennem meleğine gidecekler. Ya ey Malik diyecekler, söyle de Rabbim bizim hakkımızda hüküm versin. Çıkaracaksa çıkarsın, öldürecekse öldürsün. Günler, aylar geçecek. Seneler geçecek, orada sene nasıl, ay nasıl bilmiyorum ama. Söylemeyecek, en sonunda inneküm makitun denilecek, siz burada ebediyen kalacaksınız. Yalvarıp yakaracaklar, susun artık, konuşmayın da diyecek Rabbim. Konuşma hakkınız yok, bitti. Allah korusun biz hocam. İşte cehennem ayetleri Kur'an'da. Bu tarafta cennet ayetleri. Efendimiz'den bize gelen haberler. Ve Kâri'a suresi. Hocam Allah aşkına biz şu anda daha ölmedik. Yaşıyoruz. Daha ne kadar Allah bilir. Elimizde fırsat var. Dönebiliriz. Şu an için her şey değiştirme, düzeltme imkanımız var. Bunları da duyduk. Allah bize ne güzel anlatmış. Yani bize sanki kopya vermiş Allah. Bak bunlar olacak. Ben size şu soruları soracağım. Karşıda şunlar çıkacak diyor. Biz de bunları bile bile hala günah işlersek o zaman cehenneme hak edeceğiz, Allah korusun. Allah razı olsun hocam. Sağ olun. Evet değerli seyirciler, bugün de programın sonuna geldik. Bugün ne anlattık? Hocam ne anlattı? El-Kari'a suresini anlattı. Bir gürültü, patırdı, durup dururken bir ses, acayip bir felaket gelecek. O zaman neler olacak? Tabii Kur'an-ı Kerim'de yüzlerce ayet bundan bahsediyor. Ama bu ayette sadece mesela dağların halaş pamuğu gibi atıldığını, insanların pervane gibi dönüştüğünü söyledi Rabbimiz. Ve daha sonra mizan, terazi kurulacak. Bazı insanların sevabı hafif, günahı ağır gelecek. Bazısı tersi olacak. Tabii sevabı fazla gelenler razı olacağı, hoşnut olacağı bir cennete, cemalullah'a kavuşacak. Ötekiler de cehennem onları bir ana gibi böyle kucaklayacak, bağrına basacak ve ateşte yanmaya devam edecekler. Allah korusun. Bugün Kâri'a suresi bu şekilde bitti. Yarın Allah izin verirse Vel Adiyat diye başlayan sureye inşallah bir bakacağız. Rabbimiz orada neden bahsediyor, hangi konular var onu anlatmaya çalışacağız. Allah'a emanet olun.